Herkese selamlar dostlar. 5 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda yine 6 adet mücadelemiz var. İdeal yüksek oranları sizlere bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var ondan bahsedelim. Benfica ile PSG mücadelesinin maç skorunu sizlere sorduk. Sizce maç skoru ne olur bilen bir arkadaşımızı katı telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Katılacakları herkese bol şanslar. Benim skor beklentim 2 birlik bir PSG galibiyeti. Bilginize bol şanslar. Öncelikle kazan çıldırdı diyerekten bir başlık gelmiştir mutlaka. Bak şu an ne başlık atacağımı bilmiyorum ama öyle bir başlık gelmiştir. Yüksek misli mücadelen vardı. O ekrana o gelsin. Leicester'la Nottingham Forest'ın mücadelesi vardı ki çok hissetmiştim bu mücadeleyi. Hatta bakın yasının altı montajda şey yaparken almamıştım. Dedim ki Leicester'ın kefenini birlikte yırtalım ev bir 1.5 üstü oranın çok güzel bir oranı vardı. Avrupa'da zaten 1.70 kadar oran vardı. Dedi ki yüksek misli olarak mücadeleyi alalım. Ekim ayının şöyle güzel yüksek mislilerinin bir tanesi aklımızda kalsın. Leicester'ın 2 golü yüksek misli olarak atıldı. Zaten yüksek misli grubun en güvendiği karşılaşmam. Tek maç olarak öneririm. Yüksek olarak basılmanızı öneririm. Yüksek misli grubunun avantajları budur zaten. Aldık mı buradan aldık. Ondan sonra günün kuponu ekrana gelsin. Günün kuponuna baktığımız zaman da arkadaşlar Bak günün kuponu ne kadar hissetmişim mücadeleyi anlatabiliyor muyum? Günün tekli kuponu Leicester maçı maç sonu 1 ve 2.5 üst. Dedim ki tek başına Nesine'deki oranı 2-24 gibi oranı var. Yani herhangi bir maç eklemiyorum zaten oran çok güzel. İlk yerden mücadele ne oldu? 3-0 oldu. Hissettik mi? Hissettik. Tak, tek maçın ekmeğini yedik. Birazdan canlıları da göstereceğim zaten. Burada maç sonu 1 ve 2.5 üstü günün tekli kuponu olarak değerlendirdik ve kazandık. Değerlendiren herkesi tebrik edelim ve geçelim. Onun dışında herkes açık Telegram grubumuz var. Orayı da mutlaka takip alın. Açıklama kısmında linki var. Yorumlara da ben sabitliyim hatta. Tıklayıp gelin. Oraya da ara ara canlı bahisler vererekten de destekliyorum diyerekten de herkes açık Telegram grubumuza gelmeyi unutmayın. Ve bir adet de canlılar ekranına gelsin. Şöyle iki tane, şöyle dört tane canlı ekranına gelmiştim Ben altı tane canlı verdim arkadaşlar. Altı da altı oldu. Bunlar neydi? Konya Spor basketbol maçı vardı. Onlarla başladık. Leicester maçıyla bitirdik. Toplamda 6 adet canlı vermiştim bu kısır bültende. 6'da 6 olarak bitirdik. Canlı odasında zaten canlılarla ilerlemek bizim işimiz diyorum ben. Ve hafta sonu raporu da gösterdim. %73'lük başarımız vardı. 80 adet canlıdan %73'lük başarıyla çıkmamız da ayrı bir başarı. Canlı odamız böyle. Hatta ben canlı odamızı canlı olarak göstermek isterim sizlere ekrandan. Konya Spor Beşiktaş'ın mücadelesi vardı. Basket mücadelesi. Ben baktım Konya çok iyi oynuyor. Dedim ki Konya'nın burada 7 fark yemesini aldım ki maçı kazandı. Bir de devre arasında bir bahis vermiştim 1.50 gibi orandan. Konya 84.5 aşar bence diyerekten de yaklaşık tam 90 sayı attı bitti zaten. Onun dışında Verona mücadelesi vardı. Verona'ya dedim ki ilk yerden bir gol çıkacak gibi. Hatta ilk golde Verona atacak gibi geldi dedim. İlk golde Verona'dan diyerekten de 3'te 3 olduk mu burada? Olduk. Devam edelim. Leicester mücadelesine geldim dedim ki Leicester, Leicester maçında ilk yarıda bir tane gol çıkar. Leicester çok iyi oynuyor. Nottingham Forest da daha yeni direğe vurdu ve hatta dedim ki, ilk yarı 1 olaraktan da yüksek orandan alabilirsiniz dedim. Leicester maçında ilk yarı gol çıktı mı? Çıktı. Sonradan ne oldu? İlk yarı 1 oldu mu? O da oldu. 2-22 gibi orandan aldık zaten bunu da. Geçtik. Leicester 2 dedik. Leicester'ın zaten yüksek mislisini yaptık. Günün tek kuponu Leicester üzerineydi. Ve sonradan devre arasına geldim. Dedim ki Leicester'ı ev sahibi 3.5 üst olarak alabilirsiniz dedim. Hatta maç hakkında bilgiler de verdim. Avrupa oranı 1.42, Nesin oranı 1.20 dedim. Ama devre arasında verdim dedim ki isteyenler oran beklesin dedim. Oran 1.50'ye kadar yükseldi. Alanlar olmuş mu? Oldu. Sohbette görüştük. Maçın hakkında bilgi. Hazırsanız penaltı getiriyorum. Oha vermedi. Bakın pozisyon bu. Buna penaltı vermedi Leicester'a. Tekrar izleyelim. Buna penaltı vermedi ama sonradan güzel bir gol daha geldi sanırım Medisin attı. O da başarılı oldu ve videoyu şöyle bitirdik. Volkan hocam geliyor. <laughs> bu şekilde de canlı odasını zaten bitirdik. Gececilere selam olsun. 2.5 üstte bu tercih verildi. Bunlar da geldi zaten. Şöyle onu da gösterelim. O da başarılı oldu. Bu şekilde canlı tercihlerimiz devam etmekte. Diğer ekranda o 4.5 dakika olmuş. Başlayalım. Like işini isteyelim de öyle başlayalım o zaman. Artı 400 üzerinde bir like gelir mi? 400 seviyesinde bir like bekliyorum. Sizlerden ricam şöyle bir 400 seviyesinde like bırakırsanız sevinirim. Hızlı bir şekilde maçları anlatacağım. 400 like bekliyorum bakın. Leipzig Celtic mücadelesi tempolu bir maç olacak. Kim ne derse desin arkadaş. Ben bu Leipzig'i çok seviyorum çok fazla pozisyona girmeye çalışan ve hızlı oynayan bir ekip. Ve oyuncular da çok alışkın. Maçın beklentisini söyleyip 3-1'lik bir Leipzig galibiyeti bekleniyor. Ben mücadeleyi normalde 2.5 üst tercihini yapacaktım. 1.44 gibi oranı var. Sonradan dedim ki yani bu maç üstte gidecekse zaten Leipzig'in 2 golü bence gelir dedim. O yüzden Leipzig'in 2 golüne burada 1.41 gibi oranı açmışlarken... Ben burada Leipzig'in 2 golünü almaya tercih ederim. Oyun olarak baskın bir oyun var. 1.40 gibi de oranı var Leipzig'in. Bence iki tane gol Celtic'e atar. Celtic de boş değil. golleri karşılık verebilir. Hatta da bir yüksek oran vermek istiyorum bu maç hakkında sizlere. 1 ve 2.5 üstü olarak da değerlendirme altına alırsanız da 1.93 gibi orandan değerlendirme altına almış olursunuz. Ben gollü bir Leipzig galibiyeti gelecek, gelebileceğini düşünüyorum. Yani beklenti zor geçer diye düşünüyorum bu karşılaşma. İkinci mücadelem Chelsea Milan mücadelesi. Bu maçı Chelsea kaybetmez bence arkadaşlar da. Yani şöyle bir oran yüksek çift taşın falan oranı güzel olsaydı Avrupa'da yüksek misli olarak ben yapardım kesinlikle bu mücadeleyi. Chelsea'nin kaybedeceğini düşünmüyorum. Milan da son dönemlerde formda ama formda. Özellikle Leo, Leo kanadından inanılmaz bir şekilde iş yapıyor Milan takımı. E, Giroud veya Rebic. Bunlar Giroud oynar da Rebic de sonradan girer. Son Empoli mücadelesi inanılmaz bir mücadeleydi. Milan o maçta da galip gelmesini bildi. Son dakikalarda zaten 3 tane gol çıktı. Bir tanesini 7.90'da. Velhasıl kelam. Chelsea burada Grand Potter'la birlikte iyi bir şekilde ilerliyor zor da olsa kazanmasını biliyor. Son maçta 2-1 kazandı ya. Ben burada aynı şekilde Milan'a karşı 2-1'lik bir galip gelir diye düşünüyorum. Hatta bir idealden bir KG var tercih. Bu da biraz risk aslında. 1.65 gibi oranı var. Ee, yüksek oranı var bence KG var bu maç hakkında da. Milan atabilir mi? Zaten önemli olan burada Milan'ın golü. Chelsea'nin atmasını bekliyorum. Skor beklentimi söyleyeyim ben sizlere. 2-1'lik bir Chelsea galibiyeti bekliyorum. Onun da oranı 7 727 gibi oranı var. 2-1 almak istemiyorsanız şöyle bir değerlendirme yapın. Tek farklı Chelsea galibiyetini de sistem kuponlarına ekleyebilirsiniz. Handikap 0 şeklinde. KG var idealden handikap 0'ı yüksekten skoru da artık daha da yüksekten alabilirsiniz. 2-1'lik bir maç beklentim olduğunu belirteyim. City Copenhagen mücadelesi bu maç hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Şöyle bir alayım ben. Şurada bir oran var arkadaşlar. Ev sahibi her iki yarıyı kazanır. Şu an oranı 1.42 gibi oranı var. Manchester City zaten Kopenhag'a karşı oynayacaktır. Yedek çıkar mı? Ki yedek çıksa da kadrosu çok sağlam. Ev sahibi iki yarayı kazanır bence City'ye. Onun dışında oran yakalamak çok zor. 4 sıfırlık da bir skor beklentim var. Ona göre kendiniz de bir şeyler değerlendirme altına alabilirsiniz. Geçtim bunu da diğer mücadeleme. Sevilla ile Dortmund mücadelesi. Bu maç Dortmund'un deplasmanda 17 oyundan dolayı bence gollü geçme ihtimali var. Dortmund deplasmanda nasıl oyunu çok güzel kontrol atak oynuyor. Sevilla da baskıyı kurduğu zaman da Dortmund kalesine pozisyonlara girecektir ki o konuda Dortmund zaten zayıf. Defans hattında yaptığı Freiburg'dan falan transferler olsa da belki falan aldı mesela. Berk dedik galiba orada. Schlotterbeck'i aldı orada. Ee, biraz daha defansı daha sağlam oldu da yani baskı altında Dortmund kalesinde pozisyon bulmaları çok normal. O yüzden gollü bir maç bekliyorum. Açıkçası Dortmund'un deplasmanda ol, olduğundan dolayı KG var da burada idareden aldım. 1.46'da bunun oranı var diyerekten ben. geçtim diğer mücadeleme. Diğer mücadelem Benfica ile Paris mücadelesi. Yani bu maçta şöyle bir tercihe gitmek istiyordum. E, skor beklentimi söyleyeyim doğrudan. 2 birlik bir Paris galibiyeti bekliyorum da Benfica'da harbiden taş gibi bir takım. Yani Juventus'a dev basmanda nasıl futbol sergiledi yani öyle de bir örnek verebilirim. Paris takımı kimle oynarsa oynasın kalesine çok pozisyonlar verebiliyor. İleri alt zaten çok iyi. Yani Messi, Neymar, Mbappe muazzam zaten de. Orta saha da çok sağlam. Bazen çok baskı kurduğu zaman da arkada boşlukları bırakabiliyor. Benfica'nın genç ve dinamik kadrosuyla Paris kalesinde gol bulması bence muhtemeldir. KG var bence alalım burada 1.37 gibi oran. idealden. Eğer bir değerlendirmek isteyen veya yüksek oran denemesi yapacak olanlar varsa 2 birlik bir skor beklentim var. Ona göre bir handikap 0 tek farklı Paris galibiyetini 3.60 gibi orandan alabilirsiniz. Veya burada istikor denemesi de yapabilirsiniz. Size kalmış değerlendirecektir burada. Bol şanslar, bol şanslar. Son mücadele Juventus'tan Maccabi mücadelesi. Bu mücadelede şöyle bir beklentim var. Juventus takımı son mücadelede kazandı. O maçta da ben hatta e, WhatsApp iletişim birebir seviyesi var ya oradan iletişime geçenler vardı. Maç ne olur diyerekten de. Ya yani ben dedim ki Juventus artık kazanması lazım. Ev sahibi 1.5 üstü mü yoksa maç sonu 1 mi? olarak gidelim dediler. Ben dedim ki maç sonu 1 olarak gidelim. Çünkü maçın 1-0'da kalma ihtimali de var. Juventus'un burada kazanması daha normal olacaktır. Şimdi Makabe Ayfa ile oynayacaklar bu maçta da. Juventus yavaştan bir form yakaladı. Yani Sırplılar, Kostić, Vlaovic gerçekten iş yapıyor. Milik de bence çok iyi. Bu maçın skor beklentisini söyleyeyim ben sizlere. 3 birlik bir Maccabi Haifa'ya karşı galip bekleniyor da yani 1 ve 1.5 üst yapsan oran olmaz. 2-0'da kalma ihtimali de var bana sorarsanız. O yüzden bu mücadeleyi idealden ben bir 4.5 altına bir yaparım diye düşündüm. Onun da oranı 1.46 gibi oranı var. İdealden böyle bir değerlendirme yapabiliriz diye düşündüm bu mücadeleyi de. Juventus takımı kazanır mı? Kazanır ama 4.5 altında değerlendirmesi yapılabilir. Maccabi Haifa da oynayabilen bir takım. Ama burada savunma mı yapar oynar mı o biraz kestirilmesi güç. E, saldırısı da biraz gollü geçebilir de ben çok da bir saldıracağını veya Juventus'un zaten o kadar becerikli bir takım olduğunu düşünmüyorum. 4.5 altına bir idealdir diyerekten geçeyim. Toplamda 6 maçım var. Biraz hızlı anlattım. Tahmin odaklı gittim zaten. İdeallerini anlattım. Yüksek oranları var. Leipzig'in yüksek oranı var. Chelsea'nin yüksek oranı var. Paris'in yüksek oranı var. Bu 3 maçın yüksek oranı var. İdeallerinden zaten bahsettim. Değerlendirecekler bol şanslar. Sizlerden ricam videoyu açsanız like'lardır. Herhangi bir kombinöresi çıkarmadım. Like'larınızı eksik etmeyin. Elbet çıkartırım diyerekten de geçeyim. Seviyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.